Hayat Kasım helalleşmiş. Hayat Kasım helalleşmiş. Hayat Kasım helalleşmiş. Arkadaşlarımıza adli yardım için içeride olan avukatları var. Mutlaka çıkışta onların da değerlendirmeleri olacak. Bizim dışımızda çok sayıda muhalefet partisinin ve çok sayıda sivil toplum örgütünün temsilcileri var. Her birinin ayrı ayrı açıklamaları olacaktır. Bizim açıklamamızdan sonra onları da takip etmenizi, özellikle davanın avukatlarının da yapacağı açıklamayı takip etmenizi bekliyoruz. Değerli arkadaşlar, burada bugün sonlanan davada hukukun ve adaletin gereği yapılmadı. Sadece ülkeyi yöneten bir tek adamın gönlü yapıldı. Sayın Kavala'nın deyimiyle Türk hukuk sisteminde olmayan bir halk jürisinin başkanı olarak kendi kendini atamış birisi mahkemelerin verdiği beraat kararlarını tanımıyor. Salıverme kararlarını tanımıyor. Ve diyor ki tanımıyorum ve saygı duymuyorum diyor. O mahkemeler ki yetkilerini, güçlerini önce kanunlardan ama en üstte anayasadan alırlar. Hakim teminatını hiçe sayan, mahkeme bağımsızlığını yok eden, kuvvetler ayrılığını ayakları altında ezen birisi anayasal bu yetkileri tanımadığı için aslında kendini tanımıyor, kendinin meşruiyetini ortadan kaldırıyor. Bugün burada verilen karar sadece ve sadece paranoyak bir yönetim anlayışının her yaşanan toplumsal olaydan kendine bir mağduriyet, bir darbe çıkarma çabasının son dönemlerde düştüğü derin çaresizlikten ötürü geçmişteki son derece barışçıl, çevre duyarlılığından harekete geçmiş, kişilerin yaşam şekillerine, yaşam tarzlarına müdahaleye itiraz etmiş, barışçıl insanların yaptığı ve sonuç vermiş bir protestoyu, bir parkı kurtarmış bir protestoyu, ağaçları kurtarmış bir protestoyu şeytanlaştırarak kendisine mahkumiyet, karşısına da şeytan olarak göstereceği masum insanları şeytanlaştırma, ötekileştirme ve hedef göstermenin son noktasıdır. Andolsun, andolsun, andolsun. Her yer taksim, her yer direniş. Her yer taksim, her yer direniş. Her yer taksim, her yer direniş. Sol taraf, arkadaşlar. Pardon, hanımefendi. Sesli meydan sonra zaten dedik bütün partiler yapar. Yargılamalardayız. Osman Kavala'nın gözaltına alındığı 18 Ekim'den beri Çağlayan adresindeyiz. Bugün nihayetinde Türkiye Cumhuriyeti Başsavcısının istediği bir karar verildi. Erdoğan'ın anayasada yazılı sıfatları var. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel başkanıdır.
Türkiye Cumhuriyeti'nin cumhurbaşkanıdır. Ordunun başkomutanıdır. Bir de Türkiye'nin başsavcısıdır, başhakimidir. Onun iddianame yazdığı, hüküm verdiği insanların, yurttaşların tahliye olması, beraat olması mümkün değildir. Bu davanın iddianamesi de sarayda yazıldı. Hükmü de sarayda verildi. Bugün sadece burada açıklandı. Arkadaşlarımız başı dik, cesurca cezaevine gidecekler. Ama burada söylüyoruz, yani çok yakın zamanda onları davul zurnayla, milyonlarla karşılayacağız ve özgürleştireceğiz. Biz Gezi Parkı'nı kazandık. Eğer bu arkadaşlarımız mücadele etmeseydi, hafızamızı kaybetmeyiz. Hep birlikte mücadele etmeseydik, Taksim'in ortasında yine o inşaatlarından olacak. Biz kazandık, hazmedemediler. Ne zaman kazansak hazmedemeyecekler. Biz bir yol ayrımındayız sevgili halklarımız. Artık bu tercihi yapma zamanındayız. Bizi kriminalize etmeye çalıştılar. Yıllarca bunu yaptılar. Ve şimdi bütün muhalefeti aynı şekilde terörle ilişkilendirmeye çalışıyorlar. Bu yol ayrımında karar verme zamanıdır. Bu yol ayrımında biz demokratik, özgür bir Türkiye'yi mi istiyoruz? Yoksa biat eden yargısıyla başını kaldıramayan, göz teması bile mahkemede kuramayan yargıçlarıyla yargılanmaya devam etmeyi mi istiyoruz? Biz bunu istemiyoruz. Bunu hak etmiyoruz. Türkiye bunu hak eden bir ülke değil. Türkiye halkları bunu hak etmiyorlar. Her alanda, her cenahta siyasi tutsaklara özgürlüğü sağlayacağız. O arkadaşlarımız, bugün alınan arkadaşlarımız bizim canlarımızdır. Hiçbir suçla ilişkileri yoktur. Suçları Gezi Parkı'nın Gezi Parkı olarak kalmasıdır. Şehir plancılarıdır, mimarlardır, avukatlardır. Yaptıkları sadece bu. Ve hepimiz oradaydık. Yargılayacaklarsa hepimizi yargılasınlar. Hiçbirimiz korkmuyoruz, yılmayacağız. Bunun sözünü veriyoruz. Yanık tetikçiliğini üstlenen, üzerindeki cübbeyle hakim savcı kılığına girmişlere de öfkelenmiyorum. Onlar zaten rasyonel bir şey yapıyor ya. Suç örgütü diyoruz. 14 yaşında gençler iktidarı mafya diye tanımlar iken tabii ki farklı bir davranışta bulunmayacaklar. Bugün buradan beraat kararı çıksa da bu hukuki olmayacak. Ama bu suç örgütü iktidarda kalmaya devam edebiliyor ise bu tetikçiler bu aymazlıkla, bu utanmazlıkla bu kararların altına imza atabiliyorlarsa bunun sorumlusu kendine muhalif olduğunu söyleyenlerdir. Bugün burayı, bu meydanı doldurabilseydiniz, burada bulunanlara seslenmiyorum, bunu izleyeceklere söylüyorum. Bu meydanı doldursaydınız o kadar rahat o kararı veremeyeceklerdi. Bugün bu meydanı dolduracaksınız, yarın başka bir meydanı. Kaybedecek konforumuzdan başka hiçbir şey yok şu anda. Ama ondan vazgeçmezseniz her şeyi, ama her şeyi kaybedeceksiniz. Bakın, Özgür söyledi, Filiz abla söyledi. Evet, hepinizin bir yemin etmesi gerekiyor. O yemin çocuklarınıza, çocuklarınızın geleceğine, bu ülkenin var olup olmayacağına dair bir yemin, bir söz. Eğer bugün karşı çıkmazsanız, haysiyetinizden vazgeçmiş olacaksınız. İktidar zaten haysiyetsiz. Bunlar çete diyoruz ya. Çete, mafya diyoruz. Buradakilere hakim savcı muamelesi mi yapacağız? Bu yargılamadan ne bekliyordunuz? Burada umutla beklediniz mi? Biliyorduk bu kararı. Ama itiraz etmeyen herkes, ama herkes bu kararın sorumlusudur. Ve bugünden sonra yaşanacak her ihlalin sorumlusu da hiçbir şeye sesini çıkarmayan, bu sessizlik sarmalına teslim olmuş, kendine muhalif diyenlerdir. Geçen de mecliste İktidar vekillerine dedim ki aynaya bakın ve kendinize şu soruyu sorun. Biz nasıl insanlarız diye acaba ne yanıt vereceksiniz dediniz. Şimdi iktidar yanlısı olmayanlar da aynaya baksın ve biz nasıl insanlarız, nasıl yurttaşlarız ki bu arkadaşlarımızı bu mafyaya teslim ettik diye kendine bir soru sorsun. Bunu bir yargılamanın sonunda elde ettikleri kanaatin sonucu olarak açıkladılar. Böyle olduğunu söylediler. Dediler ki Gezi'nin kökü dışarıdadır. Dediler ki Gezi'ye giden herkes vatan hainidir.
darbecidir. Başka yerden fonlanmıştır. Kursağındaki ekmek başkasından gelmektedir. Söyledikleri budur. Can Atalay, Mücella Yapıcı, Tayfun Kahraman bunların finansörü olmuş. 70 yaşında hala bu ülkenin önemli mimarlarından biridir Mücella Yapıcı. Hala kirada oturan Mücella Yapıcı finanse etmiş Gezi'ye giden 10 milyon insanı. Her birimiz için, oraya itirazını götüren herkes için söylendi bu. Her birimize söylediler bunu. Oraya giden herkese dediler ki kökünüz dışarıdadır. Başkasının fonuyla solculuk yapıyorsunuz. Başkasının fonuyla çevrecilik yapıyorsunuz dediler. Söylenen budur. Hükmün anlamı budur. En başından beri reddettik. Bu memleketin öz evladı biziz dedik. Bu memleket için, suyu için, ağacı için, parkı için, kamusal alanı için, özgürlükleri için biz mücadele ediyoruz. Siz değildir. 2013'ten beri kaybettiğimiz canların davalarında bir tek kişiye bir gün yatırmayanlar bugün arkadaşlarımızın Taksim dayanışmasının Gezi'nin kökü dışarıda bir komplo olduğu gerekçesiyle ve üstelik de utanmadan 5 yıldır yargılandıkları, ağırlaştırılmış müebbetle yargılandıkları dosyada ayaklarını dışarı çıkarmamış bir insanlara utanmadan kaçma şüphesi dediler. Bir önceki duruşma Can Atalay söyledi. Kaçmayacağız dedi. İstediğiniz kadar yatırın, kaçmayacağız dedi. Bu memleketin öz evladı biziz. Hükmünüzü de tanımıyoruz. Yatarsak da yatarız dedi. Şimdi bunun istinafı Yargıtay'ı. Sanki onlar başka bir mahkemeymiş gibi. Buradakinin adı mahkemeymiş gibi. Onların süreçlerini de bekleyeceğiz elbette. Ama sözüm şudur. Sözümüz şudur. Her yer Taksim, her yer direniş dedik. İçeride de hükümden sonra da aynı slogan atmaya devam ettik. Bu daha başlangıç, mücadeleye devam dedik. Bunu söylemeye devam edeceğiz. Bu mücadeleyi yürütmeye devam edeceğiz. Arkadaşlarımız birazdan cezaevlerine gidecekler. Orada görüşe gideceğiz, orada söyleyeceğiz. Duruşmaları, yargılamaları devam edecek. Başka arkadaşlarımız yargılanmaya devam edecek. Orada söylemeye devam edeceğiz. Ama Gezi'ye gelen herkes defterini açıp önüne koysun. Bu hüküm yalnızca buradakileri yatırıyor olsa da esas olarak hepsi için geçerlidir. Hain yerine konulan, başkasının maşası, dış lobilerin maşası, kökü dışarıda denilen Gezi'ye giden herkestir. Ve Gezi'ye giden herkesin, bu arkadaşların üzerinde sorumluluğu vardır. Demokrasi adına memleket tarihine kapkara bir leke olarak geçecek bir gündeyiz. Ortada hiçbir delil olmamasına rağmen, ortada hiçbir suç, suçun unsurlarına dair herhangi bir kanıt, bir iz, bir emare bulunmamasına rağmen, bugün arkadaşlarımız tutuklandı. Bizler adalete inanan, demokrasiye inanan, hukukun üstünlüğüne inanan bu memleketin kurumları olarak, bu memleketin demokrasi güçleri olarak bu kararı reddediyoruz. Bu hukuki değil, siyasi bir karardır. Kimse bizim bu zulmü kabul edeceğimizi düşünmesin. Taksim, her yer direniş, her yer Taksim, her yer direniş. Değerli arkadaşlar, burada bugün sonlanan davada hukukun ve adaletin gereği yapılmadı. Sadece ülkeyi yöneten bir tek adamın gönlü yapıldı. Sayın Kavala'nın deyimiyle Türk hukuk sisteminde olmayan bir halk jürisinin başkanı olarak kendi kendini atamış birisi mahkemelerin verdiği beraat kararlarını tanımıyor.
salıverme kararlarını tanımıyor. Ve diyor ki, tanımıyorum ve saygı duymuyorum diyor. O mahkemeler ki yetkilerini, güçlerini önce kanunlardan ama en üstte anayasadan alırlar. Hakim teminatını hiçe sayan, mahkeme bağımsızlığını yok eden, kuvvetler ayrılığını ayakları altında ezen birisi anayasal bu yetkileri tanımadığı için aslında kendini tanımıyor, kendinin meşruiyetini ortadan kaldırıyor. Bu davanın iddianamesi de sarayda yazıldı, hükmü de sarayda verildi, bugün sadece burada açıklandı. Arkadaşlarımız başı dik, cesurca cezaevine gidecekler. Ama burada söylüyoruz, yani çok yakın zamanda onları davul zurnayla, milyonlarla karşılayacağız ve özgürleştireceğiz. Türkiye halkları bunu hak etmiyorlar. Her alanda, her cenahta siyasi tutsaklara özgürlüğü sağlayacağız. O arkadaşlarımız, bugün alınan arkadaşlarımız bizim canlarımızdır. Hiçbir suçla ilişkileri yoktur. Suçları Gezi Parkı'nın Gezi Parkı olarak kalmasıdır. Bizler adalete inanan, demokrasiye inanan, hukukun üstünlüğüne inanan bu memleketin kurumları olarak, bu memleketin demokrasi güçleri olarak bu kararı reddediyoruz. Bu hukuki değil, siyasi bir karardır. Kimse bizim bu zulmü kabul edeceğimizi düşünmesin.